Efendim merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir tarafından şu anda bizlere kulak veren ve bizi takip eden tüm dostlara sevgiler, saygılar sunuyoruz. Çok kıymetli Kübra Hocam'la yine beraberiz ve bugün değişimi konuşuyoruz. Öyle böyle bir kavram değil, ciddi anlamda riskleri olan bir kavramdan bahsedeceğiz. Değişimin kendisi zaten çok kolay bir şey değil. Öncelikle değişim bizim zihnimizin ve beynimizin çok kolay kabul ettiği bir şey değil, açıkçası reddettiği bir şey. Şöyle düşünün, işte 30 yıldır peyniri aynı marketten alıyorsunuz. Tulum peynirini aldığınız marketi bir anda değiştiremezsiniz. Tereyağını çok beğendiğiniz şarküterideki arkadaşımız size bir hafta 10 gün sonra şunu der, hocam der, 10 gündür yoksunuz, hayırdır, neredesiniz der. Yani toplum da sizi ne yapar? Değişime doğru yürümekten alıkoyar, geri çeker. Fırıncıyla ahbapsınızdır. Kasaptaki arkadaşımız etin en iyisini vermek için çalışır ve hocam şurayı vermeyeyim der, şurası etin daha iyi. Böylece aslında alışkanlıklara doğru bizi sürekli çeken de bir sosyal yapı var Kübra diye düşünüyorum. Aynen öyle hocam. Bunları birebir yaşıyoruz. İzleyicilerimiz de herhalde yaşıyordur. Çünkü o kasapla sohbet, fırıncıyla sohbet, şarküteriyle muhabbet, aynılık ve o güven duygusunu pekiştiriyor. Bu defa çocuğumuzu, ailemizi de aynı güven bölgesine çekiyoruz ve çocuklarımıza daha küçük yaştan itibaren aslında bildiği yoldan eve gidip gelmeyi, işte tanımadığı insanlarla konuşmamayı, bunları öğretiyoruz. O zaman değişimin kendisi bir kere zor bir şey. Nedir kolay olan? Alışkanlıklar çok kolay. Fakat biz daha başka bir şeyi bugün konuşacağız ki o da şu. Yapılan bazı araştırmalar var. Mesela Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma. Şöyle diyor Oxford'daki uzmanlar. Gelecek 25 yılda, ki çok yakın bir zamandan evet, bahsediyoruz. Şu anki mesleklerin %47'sine ihtiyaç kalmayacak. Bu çok ciddi bir olay. Maalesef hocam gerçekten değişimle beraber kaybolacak bir sürü meslek dalı var. Hı-hı. Ve bu meslek dallarına baktığımız zaman hani değişimin aslında şart olduğunu da görüyoruz. Hani değişen topluma, değişen yapıya göre kendimizi de değiştirmemiz gerektiği görülüyor. Bu anlamda kendimizi değiştirmek adına, geliştirmek adına her türlü yolu denemekte çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Değişmezsek herhalde aç kalacağız gibi görünüyor. Aynen yani öyle. Yani değişim olmazsa meslekler elden gidiyor. Önemli bir orandan bahsettim. Gelecek kesinlikle, 25 yılda şu anki mesleklerin %47'sinin artık kalmayacağı söyleniyor. Ve yine The Economist dergisinin bir araştırması ki dünyada şu anda buna hazır herhangi bir hükümet ya da devlet de yok. Evet. 25 yıl sonra finans sektörü, hukuk sektörü, tıp sektörü, muhasebe sektörü, Bir sürü alandan meslek grubu, taşımacılık, çiftçiler, lojistik, inşaat işçileri, aynen, hepsi bunun içinde. Dolayısıyla hani 30 yıl sonra bu mesleklerin olmadığını düşünün. Bunun yerine bir kavram gelecek. Yapay zeka. Yapay zeka ve robotik. Şimdi yapay zeka ve robotik dediğimizde bizi takip eden özellikle teknoloji fakültesi çıkışlı ya da mekatronik fakültesi çıkışlı birçok insan ya da akademisyenler, hocalarımız. Evet hocam, işte aynen böyle. Robotik geldiği zaman işler değişecek ki eğitimleri şu an var gerçi ama yapay zekanın yaratacağı etkiler gerçekten bilimsel araştırmaları artık konu olmaya başladı. Yapay zekanın vereceği hukuk kararları olacak. Evet, sağlık alanında yine. Sağlıkta olacak yani. Veriye gireceksin, yapay zeka diyecek ki bu deliller ışığında suçlu şudur. Dataları gireceksin ve tıbbi olarak diyecek ki pankreasında iltihap var diyecek. Evet. Dolayısıyla tıbbi teşhis bile değişecek. Ne dersin? Hocam şöyle, hani bu dediklerimiz evet olacak ama birdenbire olacak bir süreçten bahsetmiyoruz aslında. Önümüzde yine epey bir zamanımız var ve bunlar gerçekleşecek. Bu gelişen ve değişen topluma göre ya da yapıya göre dediğim gibi yine kendimizi geliştirmemiz lazım. Hani ben rehber öğretmenle olarak da çalışıyorum biliyorsunuz. Hani bu anlamda üniversite tercihleri yaparken de bunu göz önüne alaraktan öğrencilerimize tercih yaptırıyoruz. Bunun sebebi de hani gidip hani derler ya öne açık işte bölüm olsun ya da işte geleceği olan bir meslek olsun. Geleceği olan meslekler içerisindedir zaten yapay zeka mühendisliği vesairesi. Bu anlamda hani kendimizin de bunlara karşı açık olması lazım.
Yoksa diğer türlüsü işte ben böyleyim artık, hani beni böyle sev, beni böyle kabullen durumları artık eskisi gibi tutmuyor açıkçası. Yani eskiden beri hani memura kız vermek çok kolaydır, evet. Ama artık işler değişiyor galiba. Hani devlet memuru olsun da ne olursa olsun hesabı artık bu kavramlardan uzaklaşmaya başladık. Çünkü işler değişti. İşte programa gelmeden önce bir üniversiteye uğradım ki biliyorsun zaten oradan beraber geldik programa. Hani şöyle bir baktım, 20 yılı aşkın bir zamandır görev yaptığımız üniversitemiz. Fakat koridorlar kapkaranlık, sınıflar temizlenmiş, koridorlar efendim, her yer tertemiz, bir tane insan ayağı basmamış. Hocalarımız odalarındalar ve odalarından ders anlatıyorlar. Yani odalarından ders anlatıyorlar ki ben de nitekim ders çekimlerimi yaptım ve öyle çıktım. Yani odaya giriyoruz, kapıyı kapatıyoruz ve sınıfımıza ders anlatıyoruz. Bakın kavramların ne kadar garipleştiğini görüyor musunuz? Aynen öyle. Odamıza hocam. Girip kapımızı kapatıp sınıfa ders anlatıyoruz. Aynen öyle. Çünkü online eğitim modeli üzerinden efendime söyleyeyim ders anlatıyoruz. Sınıflar, fiziki mekanlar artık gerek kalmadı şu şartlar altında. Dün yine internet üzerinden bir eğitim yaptı bir arkadaşım. Ben de katılma fırsatı buldum. Yaklaşık 400 kişi aynı anda efendime söyleyeyim toplu eğitim programındaydı. Büyük bir çıkış yakaladı Zoom biliyorsunuz. Evet. İlkokul öğrencilerimizin espriye konu yaptılar ya bizim zom dedikleri. Evet. Hocalarımızın videolar atarak böyle kepsleri konu oldu. Öğretmenim zomzomdan mı ders anlatacaksınız dedikleri. Patlama yaptı gerçekten de. Muhtemelen bildiğim kadarıyla hani Apple'ın bir uygulaması olduğunu evet. biliyorum ama Silikon Vadisi'nde üretilmiş müthiş. 400 kişi aynı anda programdaydı ve birebir katılım gerçekleşiyor, soru soruluyor, konuşan kişi ekrana geliyor. Yani yüz yüze olmaya gerek kalmadı. Çok ilginç. Şimdiye kadar belki hani böyle bir uygulamanın olacağını söyleselerdi ya da böyle bir ortamda işte dersleri bu şekilde vereceğimizi söyleselerdi evet. belki inanmazdık ama İnanmazdık. İşte değişen yapıyla beraber hani önümüze gelen imkanlar da bu şekilde oldu ve Zoom'u evet. artık hayatımızın bir parçası olarak kullanıyor oluyor, evet, olduk aynen hani. Öyle, aynen bu anlamda öyle. Hani hakikaten... Ev hanımları günleri de Zoom'dan yapsa fena değil aslında. Teklif ediyoruz. Eğer işlerine, İvan yoluyla işlerine altınları. Gelirlerse evet yani altınlar çıkıp gösterilir şöyle. Sonra da cep telefonundan, cep bankacılığından efendime söyleyeyim miktarı yollanır. Bakın aynen. oldu çıktı. Yani altını da takmış olduk. Gerçekten ilginç dönemler oldu ve bu böyle gidecek. Çünkü Henry Ford ilk arabayı yaptığı zaman tabii Avrupa'da atlı süvarilerin ve insanların ata binme oranlarının %100 olduğu bir dönem. Ve Henry Ford da şunu söylemişler. Senin bu aptal makinanı kim kullanır ki? Hani onu bir makina gibi görüyor ve işte bugün nasıl artık fotoğraf makinası dediğimiz o irice makinalar evet. artık profesyonelinin, uzmanının ve sanat aşıklarının kullandığı bir makinaya dönüştüyse ve pikseli artık uçmuş şu cihazlarla herkes amatör bir fotoğrafçı haline dönüştüyse aynen fotoğraf öyle. Makinası kavramı, makina kavramı hani artık nostaljik bir kavrama dönüştü. Henry Ford'a da öyle demişler. Demişler ki senin bu aptal makinanı kim kullanır? Onlar şöyle düşünüyor. Bu bir makina. Bunu aynen. hani niye kullanalım işte? Atlar var. Hani 20. yüzyılın mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şey aynen aslında. Öyle. 20. yüzyılın başları ve otomobil o kadar hızlı bir mesafe alıyor ki mesela nalbantlık mesleği ölüyor. Artık atların ayağına efendim kimse nal çakmıyor. Çünkü at kullanan da yok çok tabii, fazla. Tabii nalbantlık ortadan kalkıyor. Otomobil korkunç, inanılmaz popüler bir makinaya dönüşüyor. İlginç olan bir şey, bunun yanında başka bir meslek daha türüyor Kübra. Tabii ki oto tamir sektörü. Aynen. O zaman dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Yani değişim bir şeyleri yok ediyor ama bir şeyleri de yerine getiriyor tekrardan. Evet, doğuruyor ve yeni sektörlere de imkan veriyor. Bu açıdan da çok bence bakış açımızı bu şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Hatta şöyle diyorlar son dönemlerde, özellikle 2034 yılına falan geldiğimizde, 2034 yıllarda orta düzeydeki birçok mesleğin ortadan kalkacağı söyleniyor. Aynen hocam. Yani orta düzey meslekle kastımız hani şu anki iş hayatının %60'ına yakınını konuşuyoruz. Yani işte finans, bankacılık, işçilik çiftçilik, hukuk, çiftçilik, taşımacılık, sigorta aynen. gibi.
Dolayısıyla değişim artık kaçınılmaz. Şimdiye kadar belki bize söylemiş olsalardı, hani böyle bir şey, böyle bir dünyada yaşayacaksınız. Bundan 30 yıl önce insanlar hayal gibi görüyordu. Ben bir haber başlığı görmüştüm. Şey diyor, ilk tuşlu telefonlar çıktığı zaman. İşte bunun fotoğraf çekeni, bunun işte her şeyi göstereni vesairesi çıkacak diye. Ama herkes o zaman şaşırmıştı, nasıl olacak, işte öyle bir şey yoktur, hani biz görmeyiz gibisinden. Çok uzun süre geçmedi ardından, hani şimdi akıllı telefonlarımız var. Şu an lise öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin dahi elinde akıllı telefonlar var. Dediğiniz gibi hani profesyonel fotoğrafçılığa bile giren var bu sayede. Bu anlamda hani biz görüntülü konuşabiliyoruz ya da işte sadece konuşmak amaçlı kullanmıyoruz telefonlarımızı. O kadar çok bu şey anlamda, yapıyor ki. Geliştikçe yani, biz de gelişiyoruz aslında. Telefon hayatı çok değiştirdi. Bir tane teknolojiden bahsediyoruz. Yani bu bir teknoloji bunu yaptıysa, akıllı telefonlar gibi 5 teknolojiyi daha düşünebilir misiniz? Mesela yapay zekanın da akıllı telefonlar gibi elimizde kullanılabilen bir şey olduğunu düşünün. Yani akıllı telefonun hayatımızdaki kullanım oranı ve yüksekliği gibi bir de yapay zekanın vatandaşlar olarak bizlerin de sağ elimize de bir yapay zeka teknolojisi verildiğini düşün. Evet. Mesela bugün kare kod dediğimiz işte kod tarayarak o kadar her çok şey yapabiliyoruz. Çok şey yapıyoruz. Bir kodu okutuyoruz, video karşımıza çıkıyor. Aynen. Bir kodu okutuyoruz mesela kendimize ait bilgiler vesaireler dökülüyor. Artık hani zaman ona dönüyor. Artık mesela kredi kartları vesairesi hepsi iptal olacak bu gidişle yani. Gidişle öyle olacak. Yani akıllı telefon ekranından para çek, para yatır, birçok şey. Onları da yapabiliyoruz açıkçası ama bunu daha da geliştirilecektir diye düşünüyorum. Ve hijyenik oluyor bir de. Telefonunu çeviriyorsun bankamatiğin ekranına ve oradan para çek, para yatır, birçok işlem yapabiliyorsun. Demek ki değişim artık böyle popüler bir kavram gibi konuşulmaktan çıktı. Artık ayakları yere basan çok rasyonel bir kavrama dönüştü. Hayatımızın tam içinden bahsediyoruz. Bugün artık dünyada özellikle Japonya'da insansız, yani şoförsüz taşıma yapan otobüsler denenmeye başladı. Biniyorsunuz ve şoför yok. Koordinatlar var ve sizi götürüyor. Zaten artık araçlar kendiliğinden park edebiliyor. Aynen öyle. Bu teknoloji şu anda mevcut. Öndeki giden araçla mesafesini ölçüyor ve fren yapan otomobiller bugün var. Hani uyku geldiyse ve başın hafiften düşecek gibiyse bağıra çağıra seni uyandıran telefonlar var. Yani bir robotik kavramı ya da robot kavramı da yakın zamanda bence hayatımızın içine ciddi anlamda girecek. Kesinlikle. Will Smith'in çok ünlü bir filmidir Ben Robot diye. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Gerçekten binlerce işçi gibi bir tuşla hepsi uyanıp bir anda harekete geçebiliyor. Tek tuşla 100 bin tane robotu bir işe sevk edebiliyorsunuz. Dolayısıyla 20. yüzyılın başında gelişen teknoloji, buhar makinesiyle birlikte birçok işçi işinden oldu. Hatta Avrupa'da işçi hareketlerinin başlama sebebi de budur. Aynen. Yani makinalaşmadır. Makinalaşma bir değişimdi Avrupa için. Makinalaşma değişimi işsizliği doğurdu. İşsizlik işçi olaylarını doğurdu. İşçi olayları sendika kavramını doğurdu. Loca kavramını doğurdu. Ve demokratik STK'lar oluşmaya başladı. İnsanları yeni bir yapıya sevk etti aslında. Yeni bir yapıya. Ve bizler de Türkiye olarak 1952'li yıllarda iş kanununu 1870'lerin sonundaki Avrupa'daki bu işçi hareketlerinin yarattığı işçi hakları kavramını biz 1950'lerde aldık ve hukuk haline getirdik. Yani değişim müthiş bir şey. Bir kısmı yok ediyor, yeni bir şey doğuruyor. Dolayısıyla biraz böyle bilişsel olarak, beyin olarak herhalde bunu açık tutmak kendimizi çok önemli diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şu an mesela bazı hani vatandaşlarımız şöyle diyebilir. Ya hocam işte biz alışkanlıklarımızla mutluyuz. Vallahi mutlusun ama hani çocuğuna da sen bu alışkanlığını ne yapıyorsun? Öğretiyorsun. Hani senin yavru 9-10 yaşında, senin o üşengeçliğini, senin o evdeki hantallığını, eline kitap almıyor oluşunu, televizyonda efendime söyleyeyim spor kanallarından başka kanallara bakmıyor oluşunu, belgesel kanalı izleyerek bir belgesel kültürü almadığını görüyor senin çocuk. Diyor ki benim babam, annem çok rahat yaşarlar diyor. Ben de inşallah diyor gelecekte böyle diyor oturacağım. Monoton bir hayat. Örnek oluyorsun. Ama onun geleceği işte monoton bir hayatı kaldırmayacak. Bu anlamda çocuklar evet biraz daha hani dışarıda da büyüyorlar. Dışarıda görüyorlar da gelişen, değişen hayatı.
hani adapte olmakta da zorlanıyor. Lafa çatışma kültürü de başka, aynen. Kuşak çatışmalarına bu sefer şahit olabiliyoruz. Bırak o telefonu elinden, o telefonu alırım şimdi diyor. 8 saattir o telefon senin elinde diyor mesela aynen anne. Aynen öyle. Çok böyle klişe bir fırça bu değil mi? Hocam şöyle aslında hani toplum değişiyor, büyüklerimiz aynı kalıyor. Küçükler değişiyor, bu sefer kuşak çatışmaları dediğim gibi çok oluyor. Doğru, çok mesela doğru. Bugün bir velimle görüştüm. Hani eski zaman motivasyonu şöyledir ya, işte sen yapamazsın, sen işte senden hiçbir şey olmaz vesairesi gibisinden hani uyarılarda bulunuyor aslında. Tabii ki çekirdek niyet çocuğunun iyi olması ama çocuk da bunu farklı şekilde algılıyor. Hani dedim ki abi dedim hani naçizane tavsiyemdir. Sizin zamanınızda böyleydi, bizim zamanımızda evet bu bizi kamçılıyordu ama bu çocuklar değiştiler. Bu çocuğu hani bir platformda tartışma programındaymışsın gibi hani bir şeyleri dikte etmek yerine onu anlıyor olman onun için daha önemli. Hani bu anlamda hani anlamak lazım, görmek lazım, değişen teknolojiyle beraber hani büyüklerimizin de biraz daha ayak uydurması lazım ki çocukları biraz daha doğru yönlendirebilsinler. Şimdi telefondan, bilgisayardan anlamayan ya da işte teknolojiden anlamayan bir veli çocuğunu kontrol etmekte de zorlanıyor aslında. Kontrol edemediği için aslında edemiyor. Bu sefer çocuk başka davranıyor. Şeylere yönelmiş oluyor. Hani kendi kültürüne ya da ahlak değerlerine aykırı şekilde hareket etmeye başlıyor. Bu sefer işte teknoloji kötü olmuş oluyor aslında ama teknolojinin çok güzel iyi yönleri var. Bizleri geliştiriyor. Mesela okul ortamı şu an mümkün değil. Kısmen açılmış durumda. Açılmaya devam eder inşallah. Ama şu an teknolojiyi kullanmak zorundayız. Hepimiz mecburuz buna. Hani eğitim seviyemiz ne olursa olsun ister üniversite, ister ortaokul, ister ilkokul çocuğa faydalı olabilmek adına hani anlamak zorundayız yani. Bu yani anlamda eğer, değişmek de şart yani. Evet, veliysek değişmek zorundayız. Kesinlikle. Anneysek yine teknolojiye uyum sağlamak zorundayız. Ki çocuğumuz için iyi şeyler yaparken geçmiş bir düşünce kalıbıyla bugünkü bir teknolojiye bakış açınızı oturtamazsınız. Yani. Aynen. Dolayısıyla kenarından köşesinden mutlaka teknolojiyle ve değişim iç içe olmak şart. İyi anne baba olmak için. Burada iki tane yeni kavram doğuyor. Mesela yeni dönem ya da yeni dünya dediğimiz ya da işte bugünün dünyası. Hatta yepyeni bir kavram var. Bugünü yönetmek diye bir kavram mesela. Evet. Bu da çok ilginç bir kavramdır. Kısmet olursa bir sonraki programımızda bunu konuşacağız. Yani yeni kavramlarla düşünmek diye bir programı gelecek hafta değil, bir sonraki hafta yapacağız. Yine çok ünlü bir konuğum olacak. Bu alanda çok iyi bir konuğum olacak. Bugünü yönetmek kavramı, düşünce kalıplarımızı geçmişten alıp şu ana odaklayabilmek ve bugünü en verimli şekilde planlayabilmek. Çok ilginç bir kavram, bugünü yönetme kavramı. İki şey ortaya çıkıyor. Daha az maliyetle çalışmak ve daha verimli çalışmak. O zaman çalışma hayatında artık trendde iki kavram var. Evet. Yani trend topic diyoruz ya, popüler iki kavram. Daha az maliyetle çalışmak ve daha verimli çalışmak. Daha az maliyetle çalışma kısmı kimi ilgilendiriyor tabii ki? Özellikle işverenleri çok ilgilendiriyor. İşte buhar makinesini koyduğu zaman kendiliğinden buhar makinesi basınçla bir şeyler yaparken aslında 5 tane işçiyi ne yaptı? İşsiz bıraktı. Çünkü buhar makinesinin basınçla yaptığı otomatik çark çevirmeyi daha önce 3 tane işçi yapıyordu mesela. Evet. Onların maaşları vesairesi. Onların yemeği, maaşı, efendim söyleyeyim, sağlık şartları vesaire. Şimdi bunun gibi günümüzde artık çalışma kavramının yanına az maliyetle çalışma gibi bir kavram geldi. Hatta duymuşsunuzdur işte banka sektörü bu konuda şöyle etkilendi. Şube kapatmaya gitti birçok banka. Evden çalışma. Aynen hatta öyle. Reklamları falan izledik ya işte evden kulaklıkla. Müşteri temsilcileriyle görüşmeler. Müşteri temsilcileriyle görüşüyorlar. Bütün işlemleri evden yapıyorlar. Şimdi evden bu yürütülebilecekse şubeye geldiğin anda maliyet demektir. Ulaşım maliyet, şubenin içindeki maliyetler, elektriği, suyu, kirası ve bankacılık sistemi zaten çok yoğun oranda biliyorsun şeye geçti. Dijitale geçti. Aynen. Ve çok yoğun reklamlarla birlikte artık vatandaşımızın içinde cep telefonu bankacılığı artık gelişti. Kaçınılmaz oldu artık. Kaçınılmaz oldu. Açıkçası mesela belli yıllar önce bir ön yargım vardı benim. İşte para havalesini de buradan yapmayalım işte. Hani güvenli mi değil mi falan gibi böyle klasik kaygılar vardı. Ancak epey zamandır kullanıyorum bu açıdan ve gerçekten muhteşem. Hani alıyorsunuz ve 8-10 tane faturanızı tek bir tıklamayla müthiş bir kolaylık.
Ve diyorum ki bunun gibi kim bilir neler çıkacak önümüzdeki 20 yılda. O yüzden değişimi yakalamak, önce bu değişimi kafamızda yakalamak. Sonra ailemize bu değişim rüzgarını yerleştirebilmek. Klasik düşünce kalıplarından kurtulup çocuğumuzu, efendim, sevdiklerimizi, çevremizi bir değişim trendiyle tanıştırabilmek bence bu açıdan çok önemli. Kesinlikle. Hangi mesleklerde sorunlar olabilir? Neler Hocam, var notlarında? Şöyle söyleyeyim, hani sigortacılıkta, sonrasında istatistikçiler için hakikaten büyük bir sıkıntı görünüyor. Çünkü yazılan yazılımlar vesaireler, hani robotlar bunları zaten çıkarabiliyor artık. Bununla beraber inşaat işçileri özellikle taşıma, işte tuğlaları dizme vesairesi gibisinden bayağı bir yapay zekaya bırakılacak gibi bu işler. Bu anlamda hani kendimize biraz daha yapay zekaya uygun ya da işte ilerleyen dönemde öne açık meslek grupları açısından hani meslekler bulmakta çok büyük fayda var açıkçası. Tabii ki bu değişim birdenbire olacak bir şey değil. Bir yılda hemen her şey değişti gibi bir dünya yok. Hani bu zamanla olacaktır. Önemli olan dediğiniz gibi hani bu değişime ayak sağlamaya açık olmak. Bu çok önemli. Düşünsel hani, engelleri kaldırmak. Aynen oradan öyle. Kurtulmak. Hani ben böyleyim dedikten sonra o kişi açıkçası ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Hani ben oldum da işte ben bu kadarım demek gibi bir şansımız hiçbirimizin yok. İster ev hanımı olsun, ister emekli bir adam olsun, ister okuyan olsun, ister çalışan olsun. Sürekli gelişime, değişime açık bir şekilde gittiği zaman hangi yaş grubundan olduğu da çok önemli değil açıkçası. Hani çok güzel adapte olabiliyor. Şimdi biz mesela tuşlu telefonlara işte en başta adapte olmakta güçlük çekmiştik. Hatırlıyorum babamın vardı böyle antenli bir telefonu. Sonrasında tuşlu telefonlara geçildi. Sonra görüntülü telefonlara, akıllı telefonlara geçildi. Bu anlamda hani biz de değiştik. Bunun için zorlanmadık açıkçası. Ama bu birdenbire olmadı. Aynı sene içerisinde bütün seçenekler bize sunulmadı. Zamanla olacak şeylerdir. Bu anlamda hani globalleşen dünya ile beraber bizim de biraz daha değişime açık ve öngörülü olmamızda fayda vardır. Evet tabii bu ani değişim bir takım toplumsal ve sosyal sorunları getirecek. Kesinlikle öyle. Hani bir toplumsal travma demesem bile bir toplumsal depresyona bile yol açabilir. Hani ailelerde bu yaşanıyor şu anda. Çocuğun aynen teknolojiyle öyle. Yoğun iç içe olması aile içinde sorun yaratıyor. Toplumlar açısından da bunlar bazı sorunlar, problemler yaratacak. Bununla ilgili mesela çözüm önerileri var. Diyorlar ki orta yaş grubunu tekrar eğitim almak suretiyle hayata entegre etmekten bahsediyorlar. Yani düşünün işte bu o zaman emeklilik kavramını bir şöyle kafamızdan bir geçirmemiz alıyor. Lazım. Hani yaş aralıkları değişti. Evet, Türkiye'de de dünyada da değişti. Hani buradan güzel bir şey söyleyelim. Gençlik yaşı efendime söyleyeyim 50-55 civarına kadar gençlik kavramı konuşuluyor. Evet. 55 ile 75 arasındaki yaşa orta yaş deniliyor artık. 75 ve sonrasındaki yaşa da artık yaşlılık zamanı deniliyor. Böyle de efendime söyleyeyim bu tasnif değişti yani sevgili izleyenler. Biraz daha moral motivasyon olsun diye söylüyorum. Ve bu işte orta yaş aralığı dediğimiz yani artık 55'ten sonraki süreçte kişi 63-65 yaşında bu insanların, bu toplumsal jenerasyonun tekrardan eğitimi alınmak suretiyle bu defa değişimin getirdiği yeni mesleklere adaptasyonun sağlanması. Yani verimlilik kavramı tekrar konuşulmaya başlandı şu an dünyada. Verimlilik yeni bir boyut kazandı. Yeni bir eğitim sistemi, yeni bir eğitimle birlikte bu yeni trendlere uyum sağlayacak bir kuşak oluşturmak. Az önce söyledim ya, az maliyetle çalışmak değişimin getirdiği bir şey şu anda. İkinci kavram burada daha verimli çalışmak. Mesela verimlilik de bu konuda hem üniversitelerde okutulan bir derstir, hem de sektörlerin çok önem verdiği bir şeydir. Hani meşhur bir örnek vardır ya, bir profesör bir kavanozla sınıfa girer. Boştur kavanoz. Sonra bir bölümde taşları koyar kavanoza, ağzını kapatır. Çocuklar doldu mu der. Çocuklar hocam doldu derler. Sonra profesör çakıl taşı çıkartır. Çakıl taşlarını döker. Onlar da yerleşir. Doldu mu derler. Gençler bakar. Çakıl taşları çok güzel yerleşmiş. Hocam doldu derler. Sonra profesör deniz kumu getirmiştir. Onu gezdirir incecik. O da tüm boşlukları doldurur. Doldu mu diye sorar. Çocuklar bu defa kaşırlar kafalarını. Kesin burada da bir şey var diye.
Evet, en sonunda bir kavanoz kadar suyu içine döker. Su ağzına kadar dolduktan sonra evet çocuklar şimdi doldu der. Yani verimliliği biraz bu eksende değerlendirebiliriz. Sen bir kavanozu 5 tane yumurta büyüklüğünde taşıp koyarak da ağzını kıyabilirsin. Dolu kabul edebilirsin. Dolu kabul edebilirsin. Yaşamını da sana göre çok dolu geçiriyorsun. İşte bugün çok yoğundum. Efendim söyleyeyim. Senin yoğundum dediğin şey verimlilik açısından aslında çok düşük. Başkası diyor ki hiç yoğun değildim. Bugün çok rahatım. Evden çalıştım 3 saat. 3 saatte yaptığı iş senin akşama kadarki fiziksel yorgunluğundan daha iyi bir sonuç elde etmek. İşte verimli çalışmak da buna diyoruz. Aslında hani yaptığımız işi yük olarak gördüğümüz zaman bunu yaşıyoruz hocam. Şimdi mesela sizin işiniz işte eğitim veriyorsunuz mesela. Bu sizin işinizdir. Bunu yük olarak gördüğünüz zaman onun altında eziliyorsunuz. Böylelikle hani normal yorulacağınızın belki 2-3 katı daha psikolojik olarak da yorgun hissetmiş oluyorsunuz kendinizi. Şimdi bu hani her durum için böyledir. Şunu alıp da işte şuraya koymak tamam bir iştir ama bunu yük olarak gördüğümüz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Sınava hazırlanan bir öğrenciye baktığımız zaman işte matematiği bir yük olarak gördüğünde onun altında çırpınıp duruyor. Sadece işin içinden çıkmaya çalışıyor. Ama bu benim işimdir, ben bu işi yapıyorum, bu şekilde gideceğim. Hani yol bu, yol belli, yolcu belli. O zaman böyle gitmem gerekiyor demek yerine işte ben çalışacağım, işte lanet okumalar başlıyor bu sefer. Bu sıkıntı oluyor. Aslında insanların bunu hani verimliliğini arttırabilmeleri adına yük olarak değil de iş olarak görmeleri lazım yaptıkları işi. Şimdi ev hanımlarına bakıyorum mesela işte şunu yaptım bunu yaptım çok yoruldum demek yerine farklı bir bakış açısıyla baktığı zaman yine aynı işi yapıyor. Ama bunu yük olarak değil de hani günlük rutinimdir zaten bu benim bunu halledeyim böyle bir kahvemi içeyim bir yorgunluğum çıksın diye de değerlendirebiliyor. Böyle değerlendirdiği zaman hem zevk alıyor hem hayat alıyor yaşadığı hayattan. Hem de diğer türlü kendi biraz daha hani rahat hissetmiş oluyor. Psikolojik anlamda da rahat hissetmiş oluyor. Bu anlamda biraz daha buna dikkat etmek gerektiği düşünüyorum. Evet, yani verimliliğin psikolojik boyutu da var. Kesinlikle. Az yorularak çok daha etkili şeyler yapılabilir bu açıdan. Tabii değişimin sosyolojik etkileri üzerine birçok araştırma yapılıyor. Çok şey konuşuluyor. Evet. Mesela korkulu senaryolar içerisinde ne var? Yıllardır çok büyük yatırımlarla oluşturulmuş bazı sistemlerin işlevsiz hale gelmesi var. Evet. Atıyorum mesela şu anda eğitim sistemin oldu bir anda. Bir anda dijitale döndü. Bir anda evet yani fiziksel mekan eğitimleri işlevsiz hale geldi. Sınıflar, efendim binalar, koridorlar, birçok üniversitemizde şu anda evet öğrenci yok. Bir anda işlevle ilgili sorun yaşamaya başladık. Bunun gibi efendime söyleyeyim. Tıp sektörüne baktığımızda eğer kapasite artışımız zamanında sağlanmamış olsaydı sağlık sektörü bir anda işlevsiz hale gelecekti. Avrupa'da birçok ülkede, aynen İspanya'da, öyle. Fransa'da, İtalya'da sağlık sistemi işlevsiz hale geldi. Dolayısıyla alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, kurumlarımız bir anda değişim karşısında işlevsiz hale gelebiliyor. Ve devletlerin gelecek vizyonlarında, gelecek politikalarında aslında bu işlevsizliği bir anda evirebilecek politikalar da üretmesi gerektiği artık ortaya çıktı. Yani bir virüs bayağı bir şey öğretti dünyaya aslında. Aynen öyle. Bir de birdenbire çıktı aslında virüs durumu da. Çünkü hani ülkemize gelmesi 2 ay kadar sürdü yanlış bilmiyorsam. Haberlerde izlerken bir baktık evet. Genelde hani bu tarz olayları hep televizyonda izlerdik. Hani orada oldu bitti gibi bize geleceğini bilemezdik ama şimdi kapı komşumuza kadar gelmiş durumda. Allah muhafaza etsin diyeyim. Hani evet. Şöyle bir durum var. Hani birdenbire geldi en bilgilisi de en bilgisiz de diyeyim. Hepimiz tecrübesizdik bu konuda. Devletler de yine aynı şekildeydi. Ama ne bu değişime karşı hemen böyle bir değişebildik bizler de. Hızlı şimdi, bir manevra. Ben gerçekten bu kadarını oldu. Beklemiyordum ama çok hızlı bir adaptasyon sürecine de aynen girdik. Aynen öyle. Öğretmenler birdenbire Zoom programını öğrendi. Diğer sektörler yine aynı şekilde evde çalışmaya yöneldi. Hani bizim böyle şeyler yaşayacağımızı söyleselerdi belki hayal gibiydi bizim için. Ama birdenbire başa gelince ona da adapte olabildik. İnsanoğlu her şeye adapte olabiliyor. Yeter ki açık olsun. Onun dışında başka bir şey yok. Hani onu üreten de insan sonuçta. Ve insanın adapte olabileceği şekilde üretiliyor yapay zekalar vesaireler. Bu anlamda hani kendimizi kapatmamamız gerekiyor. Tek şifre bence bu. Evet.
Şu an dünyada mesela işte Elon Musk'ın ortaya koyduğu çok büyük bir değişim trendi var. İşte uzaya turist götürmek. Evet. Firma bu vizyonla yola çıkıyor. Ve yapılan araştırmalar yine yakın bir zamanda dizel ve benzinli motorların artık tarihe karışacağını gösteriyor. Evet. Dolayısıyla dizel ve benzinli motorların tarihe karışması demek sanayi sitesi kavramının, efendime söyleyeyim, elektrik petrolün ustasının, öneminin, motor ustasının, efendime söyleyeyim işte trigger kayışının, bujinin, şuyun buyun, yani 25 bin aşağı yukarı parçadan oluşuyor bir dizel motor ya da benzinli evet. motor. Rutin bakım kavramının, efendime söyleyeyim, işte muayene istasyonlarının, değil mi? Hepsinin artık tarih olacağını gösteriyor. Sadece cezaların da tarih olacağı gösteriliyor o zaman. Evet, vergi kalemleri de düşecek bu anlamda. Elektrikli motor kavramı şu anda hızla yayılıyor. Ve çevreye saygılı ve havayı kirletmeyen elektrikli motorların hayatımıza kattığı anlam farklılaşacak. Sessizlik gelecek. Şehir merkezinde yüzlerce, binlerce araç olacak ama sessiz bir yaşam tarzı olacak. Daha kaliteli bir yaşam sunacak bizlere. Yaşam kalitesi artacak. Efendime söyleyeyim, benzin istasyonu kavramı tarihe karışacak. Artık benzin ve motorin böyle istasyonlar halinde pompa üzerinden satılan biraz böyle şey görecek bu olay artık. Ya bu kadar acaba gerçekten uzun yıllar insanlar benzinin motoru şöyle pompalarla önüne yanaşarak depolar, hani biraz daha böyle ilkel gibi kaçacak. Evet. Fişe takacak arabasını efendim ve bir saat sonra alıp çıkacak, devam edecek. Değişim şart, değişim kaçınılmaz bir şey. Biz değişmezsek hayat bizi zorla değiştiriyor. Aynen öyle hocam. Dolayısıyla karakter inşa etmemiz gerekir. Karakter inşa etmekle kastım ne? Yeni şeyleri kabullenebilme ve çabuk adapte olabilme reflekslerimizi arttırmamız lazım. Böyle olursak her değişimi anında yakalayabiliriz. Evet. Mesela iPad'ler vardı. Çok böyle sükseliydi ve çok da pahalıydı. Sonra çok kısa sürdü ömürler ettik. Hatırlarsan eğer. Evet hocam. Akıllı telefonun ekran büyüklüğüne ulaşmadan önce iPad'ler böyle çantası mantası bayağı bir havalı bir şey. Bayağı havalı duruyordu. Yani sanki evet. laptop'un yerini aldı gibi oldu. Ama iPad dediğimiz ekran bir anda akıllı telefon büyüklüğüne indiği anda işlerimiz o kadar iyi gördü ki hemen kalktı. O da yük geldi bize. O da yük geldi. Telefon çünkü hepsini yapmaya başladı. Fakat laptop dediğimiz masaüstü hala o farklı bir şeyi var. Onun farklı bir ağırlığı var. Onun farklı bir ağırlığı var. O zaman demek ki bugün ele aldığımız değişim kavramı gerçekten öyle hani az buz kulak arkasına atacak bir şey değil. Aynen öyle hocam. Hani öyle bir rüzgar ki o rüzgar ya neydi havada uçurtmanızı yaparsınız. Uçurtmanızın önüne bu rüzgar geldiği zaman yükselir. Sizi yükseltir. Ya da çatınızın bağlantılarına güvenirsiniz. Benim çatım çok sağlam, istediği fırtına gelsin dersiniz ama değişim fırtınası geldiğinde çatınızın havada uçtuğunu görürsünüz. Yani değişim rüzgarına karşı yükselebilecek donanımları hazırlamak lazım. Kesinlikle. Paraşüt misali havadaki o değişim rüzgarını uçmak için kullanan insanlar olacak. Bir de çatısı uçtuğu için yıkılan insanlar olacak. Çok da güzel bir laf var aklıma geldi, gelmek üzere ya da gitmek üzere. Ne diyor? Evet, değişim rüzgarı estiğinde işte kimisi kaleler inşa eder buna, önüne set olur. Kimisi de paraşüt için alır bu rüzgarı ve yükselir gibi bir şeydi. Aynen öyle. Diyoruz ve şöyle bakıyoruz, programımızın yarım saatini çoktan doldurmuş olduk. Burada tabii ailelerle ilgili sorun şu galiba, az önce çok güzel bir şeye değindin. Anne babaların bu değişim trendini çocuklarında izlerken panik olması var. Kesinlikle. Burada bir çatışma var. Bu hafta bile bana yine birkaç görüşme geldi ve hocam ne yapacağız? Hani bizim yaşımız 45, 46, artık 50. Biz anlamayız o işlerden. Yani biz bilmeyiz. İşte kızımız, oğlumuz 20 yaşında ama çok başka bu çocuklar. Biz bunlara ne yapacağız kaygısıyla geliyorlar. Ben tabii ki 20 yaşında gençlerin bir Z kuşak olarak onların mantalitesini bildiğim için onları ayrı konuşuyorum. Sonra anne babaları alıyorum, onları ayrı konuşuyorum. Aslında ortada bir problem yokmuş gibi geliyor bizlere ama
onların arasında hakikaten ciddi çatışmalar oluyor. Var. Aile içinde ciddi huzursuzluklar söz konusu. Sen bu Z kuşakla, 99, 2000 ve sonraki evet. kuşakla neler yapıyorsun? Kendi ofisinde, kendi danışmanlık merkezinde. Hani bakış açıları öncelikle çok farklı hocam. Hani bizlerin baktığı gibi bakmıyorlar aslında olaylara. Ve küçücük sıkıntıları bile çok büyütebiliyorlar. Ya da bizim büyük gördüğümüzü onlar çok daha küçük şekilde halledebiliyorlar sıkıntıları. Z kuşaktan bahsediyorum. Kesinlikle. Hani bu açıdan hani onlarla beraber olduğum için hani ailelerle de iletişimi, adaptasyonu çok rahat sağlayabiliyorum. Hani ofisteki öğrencilerimle çok daha güzel şekilde devam edebiliyoruz bu anlamda. Onları da anlayabilmek lazım aslında. Hani ne istiyorlar? Yani genelde istekleri ne? Mesela bilmek ve saygı görmek çok ön planda oluyor galiba. Hani ailem beni niçin bu kadar eleştiriyor? Niye önemsemiyor? Çocukların aslında tek istediği şey değer görmek. Önemli bir kavram. Hani önemsenmek. Bu anlamda hani konuştuğumuz zaman mesela bir şeylerin değişmesini istiyorsa hani konuşuyor. Senin dediğin gibi olsun dediğim zaman yüz ifadesi de değişiyor. Çünkü şimdiye kadar dinlenilmemiş, şimdiye kadar özen gösterilmemiş. Sadece işte sen sus, sen çocuksun, ben bilirim. Edasıyla yaklaşan velilerimiz maalesef var. Buna maruz kaldığı için çocuk bu sefer sıkıntıya düşüyor açıkçası. Önceden mesela bir fizik öğretmeninden, bir kimya öğretmeninden çocuk çok güzel hani sadece dersi dinleyebileyim diye, sadece dersi dinleyebileyim, sadece iyi bir kimya dinleyebileyim, fizik dinleyebileyim diye beklerken şimdi öğretmeninden de değer görmek bekliyor, ailesinden de değer görmek bekliyor. Bu anlamda çok fazla çocukları yok saymamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani çocuklar evet biraz daha değişen ve gelişen bir topluma aslında gözlerini açmış durumdalar. Bu anlamda ailelerin de çok güzel şekilde adapte olaraktan onları anlayarak ve değer vererek götürmeleri kendileri için çok daha verimli oluyor açıkçası. Anne babalar bu genç arkadaşları biraz geri çekiyor mu? Biraz evet hocam. Biraz aşağı çekiyorlar değil mi? Aşağı çekiyorlar. Kaygıları kesinlikle. Sebebiyle çekiyorlar öyle zannediyorum. İşte hani, iyi yetiştirelim, aman işte ahlaklı olsun. Mükemmel olmalıdır. Ahlaklı olsun, işte örfü adeti, geleneği de öğrensin derken yükselen kaygılarla anne babalar bu yaş grubu çocuklarımızı biraz hırpalıyorlar. Ben de fark ediyorum. Mesela 13 yaş, 14 yaş erkek çocuk grupları var. Görüşüyoruz ailelerle. Ailelerin kaygıları başlarından aşıyor. Hocam işte 13 yaşında, 14 yaşında bu çocukta büyük bir değişim oldu. Niye böyle oldu? Çünkü ergenliğe giriyor artık. Yani bizim zamanımızda ergenlik mi vardı tabiri vardır ya. Aslında o çok yanlış. Artık toplum değişiyor. Artık çocukların dediğim gibi gözünü açtığı ortam başka ama ailenin yaşadığı, büyüdüğü ortam çok başka. Bu anlamda hani çocukları da anlayabilmek lazım. İlla bunun için öğretmen olmaya gerek yok ya da illa işte bir akademisyen olmaya gerek yok açıkçası. Çocukların anlayabileceği dilden konuşulduğu zaman hakikaten hani çocuklarımız kötü değiller. Hani onların toplum olarak biz aslında hani sürekli tehlikeyi sezdirmek zorundayız bir anlamda. Hani tehlikeyi gösteriyoruz sürekli işte insanlara çok güvenme işte tedirginlik yaratıyoruz aslında bizler yapıyoruz. Ama bunu da oluşturan yine başka insanlar. Hani insan insana aslında yapıyor bunu. Bu anlamda buna da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet bu çocuklarımız çünkü bana gelip görüştüğümüz aileler gerçekten iyi şeyler yapmak için geliyorlar. Fakat anne 37 yaşında, 35 yaşında, 40'lı yaşlarda çocuk 14, 15, 16 gibi ve baş edemiyor, algılayamıyor. Hocam bu niye böyle oldu bu çocuk? Yani niye bu kadar agresif? Çünkü çok basit mesele. Erkek gelişim evet. açısından söylüyorum. Erkek çocukların 13 yaş, 14 yaş, 15 yaş gelişim süreçlerinde hani bir testosteron hormonu gerçeği var. Hani erkek çocuk ve fiziksel değişim yaşıyor. Çocuk zaten o değişimle baş edemiyor kolay kolay. Yaşı daha 13-14. Evet. Ama 13-14 yaşlarında hormonlarla birlikte artık yetişkin bir erkek olmaya doğru adım atıyor. Testosteron hormonunun kendisi zaten erkek çocuklarda agresiflik yaratan bir hormon. Aynen. Yani öfke ve sinirlenen çocuğunuz varsa yaşı 13-14-15 ise bu ondaki testosteron hormonunun bir yan etkisi. Yani aniden parlamalar yapabilir. Çok basit bir cümlenizi çok büyük bir sert bir cevap verebilir. Çünkü çocuğunuz bir ergen artık ve onun hormonal dengesi çok farklı işliyor. Anne babalar diyor ki bu böyle değildi. 9 yaşında değildi tabii ama şimdi 14 yaşında.
Oradaki değişimi de işte kabul etmeleri gerekiyor. Oradaki değişimi de kabul etmiyor. Hani programımızın temel alt yaşlı değişim bu, aynı evet. noktadayız. Aynen bu öyle. Defa da çocuğun değişimini kabullenemiyor. Bu böyle değildi hocam. Bu çocuk niye bu kadar huysuz oldu? Bakın çok klişe şeyler bunlar. Bu kadar huysuz oldu falan değil. Sevgili anne baba, sen kendini çocuğunun değişim sürecine adapte edemiyorsun. Akşama kadar telefon var elinde ama bir gün şöyle bir açıp da 13 yaş erkek çocuğun gelişim psikolojisi. Bir makale okumuyorsun. Sevgili anne, genç kızımız efendim 16 yaşına gelmiş. Kızlar erkeklerden daha çabuk sıçrıyor. Aynen. Fiziksel olarak. Dolayısıyla acaba o yaşta bir kızımızın gelişim psikolojisinde neler var? Duygu dünyasında neler var? Kadınların duygusal anlamda hipokampüs dediğimiz o limbik sistemin tam içinde hipokampüs bölgesi kız çocuklarda daha yüksek bir duygusallık yaratıyor. Kesinlikle. Ve bu toplumda kız çocuklarımız erkek çocuklarımız kadar cazgır böyle bağıran çağıran olmadığı için çoğu çocuğumuz ergenlik sürecinde kız çocuklarımız kendini ifade bile etmiyorlar. Yani hani içsel olarak onu yaşıyorlar. Erkekler evet. nispeten bağırıyor, çağırıyor, agresif davranıyor. Kendini ifade edebiliyor. İfade edebiliyor. Kız çocuklarının böyle bir şansı da yok. Ağlamayla kendini yani, ifade etmek yalnız kalma, ağlama. Oluyor. Dolayısıyla bu defa arkadaşa yönelme söz konusu oluyor. Çünkü evin içerisinde konuşamadığı bir anne baba var. Kendi değişimini kabullenmeyen, değişimini algılayamayan bir anne baba var ve çocuk yalnızlaşmaya başlıyor. Bu defa arkadaş gruplarına gidiyor. Bazen işte hocam o arkadaşlar yanlış olabiliyor çocuk. Ailede görmediği sevgiyi, ilgiyi dışarıdan görüyor, anlaşılmayı dışarıdan görüyor. Yanlış insan da olsa ona güvenmiş oluyor. Ne yazık sigara, alkol bunlar hep kesinlikle. Arkadaş etkisiyle başlayan şeyler. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla kıymetli anne babalar çocuğunuzun değişimini de algılamanız gerekir. Yani... Ya bir çocuğunuzun en yakın anne babadır, öyle olmalıdır yani. Ama en uzak anne baba oluyor. Bir geliyor aile, böyle suratlar asık. Çocuk özel görüşüyor mesela, hocam hiç beni anlamıyorlar diyor. Yani siz diyor, bak konuşabiliyorum ben sizinle diyor. Tarafsız kalıyorum ben çünkü. Bunlar tabii şu anki değişime karşı ailevi sorunlarımız, aynen aile içi öyle. Sorunlarımız. Aynen öyle. Yani büyük meslek grupları, bunlar. Teknoloji, sosyoloji, değişim karşısında yıpranan bir de aile kavramı var. Bu da açıkçası önemli bir kavram olarak görülüyor. Evet, sevgili Kübra, sona gelmişiz. Güzel geçti hocam. Bir anda sohbet böyle sohbet etti. Ediyoruz, konuşuyoruz. Umarız sevgili dostlar bir cümlemiz bile olsa eğitime bir katkı, bizi izleyen insanların aile huzurlarına ya da çocuklarımızı anlamaya ya da hayatı anlamaya bir katkı olsun istiyoruz. Yoksa başka bir niyetimiz yok. Diyorum ve son cümleyi senden alarak kapatalım. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Size de teşekkürler. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim. Evet. Haftaya cumartesi değil sevgili dostlar. Sonraki cumartesi yeni kavramlarla düşünmek isimli bir programımız olacak. Düşünce kavramlarımızı değiştireceğiz. Klasik kavramlarla düşünürsek klasik sonuçlar alıyoruz. Bakalım yeni kavramlarla düşünürsek hayatta nasıl ne tür yeniliklerle yakalamış olacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar. Kişisel gelişim dünyası olarak 15'te bir programdayız. Atakan Yıldız. Instagram adresim Atakan Yıldız kişisel gelişim bitişik yazdığınızda Instagram sayfamıza ulaşabiliyorsunuz. Yine www.kişiselgelişim.org.tr Instagram'dan Kübra Hoca da şu anda Kübra Hoca Rehberlik diye mi geçiyor? Evet, Kübra Hoca Rehberlik olarak geçiyor. Evet, şimdi Kübra Hoca Rehberlik olarak eklediğinizde belki yarın öbür gün yeni bir isim olacak. Ama olacak ekli olanlar aynen herhalde yeni isimle devam edebilecekler. Hı-hı. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalınız.